Herkese merhaba. Yeni bir videomdan merhaba. Uzun zamandır yokum arkadaşlar. Neredeyim, nerelerdeyim derseniz çok yoğun çalışıyoruz. 6 gün çalışıyorum. İnan videoda zamanım aldığı için video çekemiyorum. Şöyle bugün pazardır. Dedim bir evdeyken çocuklara bir dolma yapayım. Evi temizleyeyim. Dışlık dolmalardan getirdim Türkiye'den. Biber, patlıcan dolduruyorum. Biraz da buranın kara lahanası gibi bir şey var. Türkiye'deki o lahanaları bulmak zor burada. Ondan haşladım. Kara lahanadır. Onu dolduracağım. Sarmasını yapacağım yani. Bugün yemek böyle yapacağım. İşte öyle. Zaman geçiyor. Hızlı geçiyor. İskoçya'da da hızlı geçiyor. Bu yıl alışım dışında havalar da iyi gitti. Bu birkaç gündür yine soğudu havalar. Yani sonbahara da havalar güzel girdik. Çocuklar da hepsi iyi. Her şey yolunda. Şimdilik bir yaramazlık yok. Hayat koşturması devam ediyor. Diğerleri seviyor bu dolmayı ama bizim küçük her şeyi yemiyor. Artık onu da Allah ne vermiş o yanı yiyorsa. Bugünkü kameranım da Hasan. Ay, benim oğlum bugün bana kameramanlık yapıyor. Tamam. İyi. Bu şey yapayım, bu videonun sonunda bir de şey göstereceğim size, bahçede neler yaptık. Hep bir şeylerle uğraşıyoruz. Tamirci evde olduğunca hem uzun sürüyor dedim, bitmeden de göstermeyeyim. Çardak gibi yaptık bahçeyi. Bu videonun sonunda size göstereceğim. İşte öyle. Havaların da iyi gitmesi bizim işimize yaradı. Üst bahçeyle uğraşmış olduk. Şimdi de kayınımgilin evin tamiriyle uğraşıyoruz. Onlar şimdi kendinden çıkacaklar. Başka bir eve geçmeleri gerekiyor, geçiyorlar. Onlara yardımcı oluyorum. Olmaya çalışacağız da öyle işte. Biliyorsunuz kayınımgil bundan 3-4 yıl önce buraya taşındılar Türkiye'den Ankara Anlaşması'yla. Şimdi bir ev kendilerine. Kendi bütçelerine göre bir ev aldılar ve ona taşınacaklar. Kiradan kurtuluyorlar yani. Kiralar o kadar yükseldi ki ne? 1400 lira 1500'e 2 yatak odalı evleri kira bulabiliyorsun. O kadar zorlanıyorlar ki kiracılar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani bunu bu süreci oturtmak, yapmak çok zor. İşte kredi sistemiyle, devlet güvenli kredi sistemiyle alabiliyorlar. Allah'tan hayırlısı Allah olmayan herkese nasip etsin. İnşallah ona da hayırlısıyla güle güle otururlar evlerinde. Çocuklarıyla beraber. İşte biz de böyle koşturup duruyoruz. Bir yandan dedik Türkiye bu yıl gidebilir miyiz? Onun düşüncesi gelecek yaza. Onun planlarını yapıyorum diyorum. Gitmemiz lazım. Biliyorsunuz depremden annemin evi hasar görmüştü. O evin yapılması gerekiyor. Devlet şu ana kadar hiçbir daha bir yer göstermedi. Oraya başlamadı şey evlerinin. Afat evlerini bilmiyorum. Yani Türkiye evleri yapılacaktı. Bir sürü insan mağdur. Benim annem orada yaşamıyor. Şimdi İzmir'dedir. Annem için sorun değil. Ama o kadar insan mağdur ki ne? Kış geliyor. O insanlar ne olacak? Yani o karda, kışta, soğukta o çocuklar, Allah herkesin yardımcısı olsun. Ben gittim gördüm o konteynerler, yani yazın zaten sıcakta kaynıyorlar. Kışında o soğukta nasıl olacak? O çocuklu aileler, o bebekli aileler, Elbistan'ın yani yarısından çoğu konteynerde, konteyner kentlerde. Bilmiyorum yani. Bir yandan da aklımız memlekette. Ne kadar burada da olsak bir yanımız memlekette. Düşünüyoruz yani onlar için de. İnsan imkanları olsa inan ki yani insan elinden geleni yapmak istiyor. Yani durumumuz yettiğince yapmaya çalışıyoruz işte. Bilmiyorum. Herkese nasıl ulaşacağız, nasıl olacak? İnşallah bir an önce bir şeyler yapılmaya başlanır oralarda da. Tam teslim edilenler de var. Yapılanlar da ama. Oğlum sen nereye gidiyorsun kameracı? Benim kameramacım da şeydi,
Bak lahana, hep lahanalar da ben seviyorum ha. Sen sever misin dolmayı? Bilmiyorum. Sevmezsin. Ben bilmiyorum. İnşallah çok oynatmıyorsundur telefon kamerasını. Oynatmıyorum. Ben görünür müyüm? Ye. İyi. Ama dolmalarımın sonuna geldi. Bir tencereyi doldurdum. Biraz küçük geldi tencerem. Büyük sarmaları da yap, şey sarmaları da lahana sarmalarını da küçük tencereye yapıyorum. Yine onu da ayrı kaynatayım. Sıkış sıkış olunca demin kaynamaz. Böyle bir yöntem yaptım kendime. İşte böyle. Şimdi çok zamandır konuşmayınca da aklıma da bir şey de gelmiyor konuşacak. Buradaki sistemimi konuşayım. Buradaki pahalılığı, ucuzluğumu konuşayım. Bilemedim ki ne. Nasıl işliyor, nasıl gidiyor. Ne yapsak işte. Ayrıca çalışıyoruz. Kimi okula gidiyor, kimi çalışıyor. Geçim davası her yerde olduğu gibi. Çoğumuz geç geç geliyoruz. Kimimiz beraber işten geliyoruz. O yüzden de ben sürekli çalışmak zorunda kalıyorum. Hem evde hem işte işte. Geçinip gidiyoruz. Maşallah. Öyle. İskoçya'nın da çok Türkler gelmiş. Bu son zamanlarda bizim de öyle dikkatimizi çekti ki ne? Türkiye'den de insan gelmiş. Çok yerler açılıyor. Hiç bilmediğimiz insanlarla karşılaşıyoruz. Çok güzel bir şey bir yandan. Allah Allah, herkese ekmeğin yemeği nasip etsin. Baya bir Türkler gelmiş buralara yerleşmişler. Hiç görmediğimiz, bilmediğimiz her şeyden, coğrafyadan gelmişler. Türkiye'nin her yerinden var. Amasyalılar mı derseniz, Aksaraylılar mı derseniz, her yerinden varlar yani. Elazığlılar var. Yani karşılaşıyorsunuz neyse, Bursalı, Şuralı, Buralı varlar yani baya. İşte karşılaşınca hemen sorunuz ya, Türklerin şeyidir. Hemen soruz, neredesiniz? Sanki tanıyacağız, akrabaları tanışacağız, hemen akraba olacağız. Muhakkak soruz onu. İşte böyle bol sohbetli bir şey olsun dedik, video olsun burada. Uzun zamandır konuşmadık. Sarmalar da, yaprakları da Türkiye'nin lahanası gibi olmadığı için sarması biraz zor oluyor. Yine de şöyle 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 sarıyorum. İyi kaynatmamış mıyım? Benim bundan nasıl kaynayacak? İşte bahçeye böyle bir çardak yaptık. Bu ben oraya kadar böyle şeffaf çatıyla üstünü kapattı. Çardak yapmış olduk bahçeye. Bunu kim dışarı çıkarmış? Tefin işleri. Zaten yağmurdan korumak için barbekü şey yapmış. Neyse. Böyle. Bu yıl havalar da iyi gitti. Domateslerim birkaç tane oldu ama yeşiller yeşermedi. Daha kızarmadılar. Belki kızarır. Bu taraf zaten bakımsızdı. Bunları da sonradan katacağım toprağa yeşileyip. Fasulyelerim de maşallah daha çiçek açıyorlar. Biraz topladım, yedik yani. Elmalarımızın durumu da böyle fazla gelişmedi. Küçük küçük oldular. Bak bunlar daha büyümüş. Bu başka bir ırktır. Biraz eşki. Bu tatlıydı, güzeldi ama fazla olmadı. Papatya bak nasıl olmuş. Bunlar da ekmek yapmak için çalılarım ama ekmek yapacak zamanımız olmadı. Bu yıl öyle bir şey de yapamadık. Köy ekmeği açmayı düşünüyorduk. Burada yapamadık. Adımda yerini indirin bari bu tarafa doğru. Buradaki bu yerler. Şimdi yerler kaldı. Anlatayım biz nasıl yaptık. Dur biraz daha geriye geleyim. Şöyle çardak yapmış olduk buranın üstünü. Önünü kapatmış olduk. Bu yerlere de bu taştan yapacağız. Döşeceğiz. Altını da tamamen öyle döşeceğiz. Yani şuraya kadar şöyle
kapanmış olacak şöyle. Taş olacak. Zamanla tabii ki ne para oldukça, zaman oldukça neden olmasın, yapılır. Tevfik kendi yaptı bunu da, işim kendi yaptığı için. O yüzden zaman da gerekiyor. Havalar iyiydi, yaptı. Buradan sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Bugün böyle bir video oldu. Peki. İnşallah umarım devamını getiririm de çekim yaparım sizin için. Kendinize iyi bakın. Başka bir videomdan görüşmek üzere. Lütfen like yapın. Takip alın. Yine büyüyebilirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.